Herkese selamlar dostlar. 23 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar günü için 9 tane mücadele aldım. Keza yine yüksek oranlardan aldım. Yine bazı maçlara ideal tercihler yapacağım zaten. Fakat Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mücadeleyi 9 maçtan 6 tanesine de yüksek oranlı tercihimi de sizlere söyleyeceğim. İlk mücadelemiz Cagliari Fiorentina mücadelesiyle direkt başlayalım isterseniz. Hatta başlamadan önce sizlere bir skor sormak istiyorum. Skordan ziyade arkadaşlar maçın senaryosunu sormak istiyorum size. Yani ne olur mesela Galatasaray maç skorunu zaten yazabilirsiniz yorumlara. Senaryoya en, en çok yaklaşan veya skorunu tutturan İki kişiyi alacağız bu sefer. Derbi mücadelesi olduğu için iki kişiyi katı Telegram gruplarına dahil etmeyi düşünüyorum ben. Galatasaray Trabzon mücadelesinin senaryosu ne olur? Mesela ilk yerden gelir hamşik gol atar. İlk yarıyı Trabzon'un önünde kapatır. İkinci yarı Galatasaray atar. Berabere biter. Şekilde böyle sizden yaratıcı senaryoları bekliyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hem de katıl grubuna, katıl grubuna girme şansınız da bulunsun arkadaşlar diyerekten geçeyim. İlk mücadelemiz Cagliari Fiorentina mücadelesi. Direkt maçlarla başlıyorum bu sefer. Sizlerden ricam rolling 2 yapıyoruz burada. Sizlerden ricam yine aynı şekilde artı 300'ün üzerinde bir like seviyesi göndermenizdir. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Ayrıca video, videomuza da destek vermiş olursunuz. Sayalım 2 saniye. 1, 2. Diyerek like attığınızı düşünerekten de devam ediyorum. Fiorentina Cagliari mücadelesi. Fiorentina çok iyi bir takım. Ciddi anlamda çok iyi bir takım. Son mücadelesinde zaten izlediyseniz biz 4.5 üstüne kadar değerlendirmeyi almıştık canlı katıl Telegram grubunda canlı olaraktan da ki zaten 5 0 mı 6, 6 0 mı ne kazandı? 6 olması lazım. 7 de olabilir. En son bayağı bir atmıştı. Sanırım 6. Aynen. Genoa'ya 6 tane attı ki biz zaten ev sahibi 1.5 üstünü vermiştik. O yönde bir değerlendirme yapmıştık. Fakat Fiorentina ciddi anlamda deplasmanda o istediği pozisyonlara giremiyor. Bir pozisyona girmeye hareketi oluyor. Fakat evindeki kadar istekli oynayamıyor. Bu takımda var bir cenabetlik o dönemde deplasmanda. Şeye benzettim ben Süper Lig'den Hatay Sporo. Kendi evinde çok iyi fakat bu hafta deplasmanda oynadığı maçta 6 tane gol yedi. Hiçbir varlık gösteremedi. Keza Torino'dan da aynı şekilde deplasmanda Fiorentina öyle bir mağlubiyet almıştı. Fakat Cagliari'de eksik çok fazla var. Yani hem Covid'li isimler var. 2-3 tane Covid'li ismi var. Hem de Pauletti mesela hücum hattında önemli bir isim. İlk 11'in hücum hattının kilit isimlerinden bir tanesi. Pedro ile birlikte. O kart cezalısı. Andre Carboni de aynı şekilde kart cezalısı. Ben şeytanın bacağını burada Fiorentina kırar diye düşünüyorum. İdealden son 2'li direkt taraf tercihi olarak gidebilirsiniz. Fakat ben öncelikli olarak sizlere yüksek orandan gitmenizi önereceğim. 3.5 altında 2 yaparsanız 2-0-1 gibi orandan yüksek orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Ben yüksek oran bekliyorum bu mücadelede. Fiorentina'da 2-0 veya maksimum 2-1 skorla kazanmasını beklediğimden dolayı yani riske değsin x 0 bir gibi orandan maç sonu 2 3.5 altın alalım. Ha yemeyen varsa direkt maç sonu 2'yi bir idealden de değerlendirme altına alabilir. Leicester City Brighton mücadelesi. Brighton da ciddi anlamda son zamanlarda oturmuş bir takım izlenimi vermeye başladı. Hatta ben sizlere hep söylüyorum oturmuş sistem takımlarından bir tanesi. Mesela West Ham'ı çok örnek veriyordum böyle o büyük altı büyük takımdan hariç. Şimdi Brighton'da son dönemlerde gel ciddi anlamda o bize oturmuş sistem takımı özelliğini sağlarda göstermeye başladı ki zaten son dönemlerde çok değerlendirdim. Kazandığımızda zaten biliyorsunuz Brighton üzerinden hem katıl grubunda hem de YouTube'da zaten sürekli değerlendirdiğim takımlardan bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman eksik var mı deplasmanda? Birkaç tane burada Mvpool'un bir sakatlığı var. Sakatlandı o, o eleman. Onun dışında bir önemli eksikliği yok. Yine Trossard solda oynayacaktır. İleride Möpey, sağda March, ortada Aaron McAllister oynayacaktır. Kadromuz aynı Brighton'da önemli bir değişiklik yok. 4-2-3-1 şeklinde sahaya çıkacaktır. Leicester'a baktığımız zaman da onlar da aynı şekilde bazı eksikler devam ediyor Leicester takımında. Fakat son dönemde son oynadığı mücadeleyi zaten biliyorsunuz güzel bir mücadele oynadı. Yani bu takım kendi evinde bir şekilde gol buluyor ciddi anlamda. Yani orada mesela Tottenham inanılmaz bir baskıyla oynamıştı. Maçı hak eden zaten Tottenham'dı. Son dakikalarda zaten aldı bildiğiniz üzere. 90 artı 5 ve 90 artı 6'da gelen 2 golle kazandı. Fakat maç hak eden zaten Tottenham'dı. Fakat Manchester ne olursa olsun kendi evinde o gol pozisyonlarını bulmaya başarıyor ki zaten gol şanslarındaki bitiriciliği de üst düzey bir takım. İleride muhtemelen Dak oynayacaktır aynı şekilde. Arkasında, arkasında Madison, sağda Lukman, solda Bernice oynayacaktır. Önemli bir değişiklik yok. Fakat Brighton'ın Oyun tarzından dolayı çok fazla gol çıkmayabiliyor. Hatta Brighton oynadığı son 11 mücadelelerinin tam 10 tanesi de 2.5 altında sonuçlandı Premier Lig'de. Yani böyle bir takım Brighton takımı bazı maçları açılabiliyor fakat genel olarak bu sisteminde o sistem o sistemine baktığımız zaman da maçlarının çok fazla gol vaat etmiyor. Ben biraz riske gittim. Riskli olabilir bu mücadele. Leicester'la oynadıklarından dolayı biraz riske gittiğimi belirteyim. KG var aldım. Bir 54'te oran açmışlar zaten. Benim skor beklentim arkadaşlar 1-1. Ben burada direkt maçın skorunu yazmıştım zaten. 1-1 gibi bir skorla biter. KG vardı olur şekilde değerlendirmişim. Değerlendirecekler arkadaşlara Bu yönde bir önerim var. Değerlendirecekler. Bol şanslar. İkinci maçım Clermont'la mücadelesi. Şimdi Clermont'un son haftalarda zaten mağlup oluyor. Biz de Clermont'un dep basmanında oynarsa oynasın. Değerlendiriyoruz ki zaten son mücadelesinde de değerlendirdik Clermont'un e, Strasbourg mücadelesi vardı. Sanırım katıl grubuna değerlendirdik. Onun dışında Reni de son hafta bildiğiniz üzere sizlere YouTube'da değerlendirdim. 1 ve 4.5 alt yapmıştım. Ben oran yükseltmek adına 6-0 bitti. Monaco'yu da 1 ve 4.5 alt yapmıştım. O da 4-0 bitti. Oradan birinden bari aldık. Oran yükseltmek adına genelde 4.5 altları kullanırım ben. Şimdi Clermont'ta eksik var. Bayo mesela hücum hattının en önemli isimli. Takımı zaten sanırım en golcü ismi Afrika Kupası'nda olduğundan dolayı çok fazla ya Afrika Kupası'ndan dolayı eksik yani. Çok fazlası yok bu işin. Fakat Raşani ile Dosu bu iki isimde bireysel anlamda iyi işler çıkartabiliyor. Fakat defansta çok fazla aks aksayan bir e Clermont takımı var. Rennes de son dönemlerde yeniden o çıkışını sürdürecek. Zaten bir zamanlar çok iyi gidiyordu ligde. Yine aynı şekilde burada ileride Laborde sağ sol açıkta teriyeri e önderliğinde. Bunlar hücum hattında zaten çok iyi işler çıkartıyor. Arkada zaten Martin var. Aynı şekilde solun teriyerin arkasında. O soldan zaten Ren takımı çok etkili geliyor. Son mücadelesinde iyi kazandılar. Ben burada yine yani tarafa gideceğim. Çok fazla tarafa gidilmesinin taraftarı değilim. Fakat yani Clermont'un eksiği var. Bir taraf tercih gidilebilir. Hatta şöyle söyleyeyim ben sizlere. Mastro 2'yi direkt değerlendirme altına alabilirsiniz. 1.60 civarında oran açmışlar zaten. Handikapın oranı da arkadaşlar. Şuradan 2.70 gibi oranı var. Bakın şöyle ekran içine alayım. Handikapı da ben yüksek oran olarak yazmışım buraya. Ya 2 0 3 .0 skor beklediğimden dolayı. O, yönde bir skor beklediğimden dolayı. Tamamen Ren tarafında olduğumu belirteyim. Takım kalitesi anlamında yüksek Ren'in. O yüzden şaşmaz diyerekten Ren tarafında olduğumu dilek sizlere belirteyim. Yüksek oranlarda bir handikap denemesi yapılabilir. Torino-Sasuno mücadelesi. Kendi evinde muazzam oynayan bir Torino takımı var. Cidden kendi evinde kimse bu takımın eline su dökemez kolay kolay. E, seriada hatta büyük takımlarla da göreceğiz bakalım kendi evinde oynadığı maçları nedenle bu kadar iyi performansını sürdürebilecek. Şimdi kendi evinde en son oynadığı mücadeleye bakalım. Fiorentina'yla oynadı. Fiorentina'ya 4 tane attı. Son oynadığı deplasman mücadelesini söylemiyorum. Fiorentina'yı doğru düzgün kalesine getirmedi Torino takımı. Ciddi anlamda çok iyi oynuyor kendi evinde Torino takımı. ya yani Torino'nun golünü ben kafama yazdım. Fakat bu sefer oynadığı takım Sassuolo takımı. Onlar da deplasmanda iyi işler çıkartabilen takım. Hatta Berardi'nin kart cezalısı vardı. Berardi'nin Berardi'nin kart cezalısı da bitti. Onların hücum hattı da çok güzel. Özellikle Scamacca, Raspadori, Berardi. Bu üç isim beni çok fazla etkiliyor. Arkalarında zaten Fratesi ve Lopez olacaktır defans hattında Ferrari olacaktır yine stoper hattında. Özellikle Sassuolo'ya baktığımız zaman da duran toplarda çok iyi kullanan bir takım olduğunu belirtebilirim. Duran toplardan gol bulabilen bir takım. Hatta en çok gol nasıl geldi diye baktığımız zaman Sassuolo'nun ceza sahasından şut şansı yaratma konusunda üst düzey ve zaten çoğunlukla ceza sahası dışından şut çekiyor. Hatta Berardi'nin son haftalarda çok güzel de bir gol olduğunu da belirteyim. Günün en güzel KG var mücadelesi olarak görüyorum. Bakın Günün en güzel KG var mücadelesi olarak bekliyorum. görüyorum yani. Maçta beklenen skor arkadaşlar 2-2. Bunu da belirteyim sizlere. Ben bir de yüksek oran önereyim dedim. Madem çok gollü maç bekleniyor ki ben de çok gollü bir maç bekliyorum. Düz olacağını düşündüğümden dolayı. Ki zaten Rolink'e ile Torino mücadelesini koydum. İlk yarıdan 1.5 üstün oranı 2-12. Sistemimi almışım burada. İlk yarı 1.5 üstün oranı 2-12 gibi oranı var. Yüksekten de böyle sistemcilere bir öneri yapayım sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi derbilerin favorisi olur mu? Olmaz. Maç hakkında çok fazla bir şey de konuşmaya gerek yok zaten. Herkesin bir kendi fikri olacaktır. Yorumlara da zaten maç skorunu ve senaryonuzu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl grubunu iki kişi alalım o, o yönde. Şimdi idealden bir KG var olur. Neden KG var olur? Galatasaray'ın belki çıkış maçı olarak değerlendirme altına alabilir. Dominik Torrent iyi işler çıkartacaktır bence. Fakat takım bence yetersiz. Galatasaray takımın oyuncuları yetersiz şu an. Başka bir açıklaması yok. Kaldıramıyor yani. O istediği oyunu kaldıramıyor Galatasaray takımı. Trabzon zaten iyi. Ben maçın özellikle şunu belirteyim. Yüksek orandan da aldım bir şey. KG var zaten 1.57 gibi oran açmışlar. İdealden aldım. En çok golün ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. Yani riskli maç olacaktır. Riskler ikinci yarı alınacaktır. İlk yarı biraz daha kontrollü geçebilirler. İkinci yarıda orta sahalar biraz daha kolay geçilecektir. Envakeme de takıma geri döndü zaten. Onu da belirteyim. Hatta güzel Siopis'le Welcome my friend diye güzel bir video yayınlamış. Trabzonspor. onun dışında Hüseyin Türkmen kart cezalısı, Yusuf Erdoğan kart cezalısı, ev sahibinde Taylan kart cezalısı olarak gözüküyor. Onun dışında sağda Visco oynayacaktır. Solda MWKM. ileride İleride Cornelius Galatasaray'a baktığımız zaman da Kerem, Halil, Feguli, Emre Kılıç olarak da gösteriyor hücum hatlarında. KG var zaten alınabilir. Bir de dediğim gibi maçın daha çok ikinci yarı gol bekliyorum. Onun da şuradan sizlere 10 numara gibi bir oran verebilirsem 1.88 açmışlar ya. Ben oranına bakmamıştım da 2 bekliyordum 1.88'miş. En çok gol ikinci yarıda gelebilir. Bahsettiğim nedenlerden dolayı İkinci yarı maç kopabilir. Orta sahalar çabuk geçirilebilir. Son dakikalarda goller gelebilir. Riskler alınabilir. Çünkü risk alınması gereken bir maç. Trabzon'da nasıl oynayacağı burada şüpheli. Kombinenizi eklemeyin. Zevkten takalım derim ben. Kombinemi eklemedim bu mücadele kesinlikle. Montpey ile Monaco mücadelesi. Bu maçın da gol beklentisi çok yüksek. Skor beklentisini bir söyleyeyim ben sizlere. 2-2'lik bir skor beklentisi var bu mücadelede. Ev sahibinde önemli bir eksiklik var. Kart cezası Soyner bu mücadelede olmayacak. Fransa liginin asist kralı. Çok önemli bir oyuncu Montpellier adına. Onun eksikliğini hissedecekler, hissedeceklerdir, hissedeceklerdir mutlaka. Monaco'da yeni teknik adamıyla ilk galibiyetini alacağını geçen hafta sizlere önermiştik ki öyle de oldu. Güzel orandan kazandık orada. 1.70 gibi bir oranı vardı sanırım. Monaco'nun 4.5 altında bir galibiyetini. Ben burada yine gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. Ev sahibinde önemli bir eksik olsa da Savainier bu mücadelede olmasa da ben Montpellier'in 2022'ye kötü bir başlangıç yaptılar. Bu hafta da 3. maçları olacaklar. Doğru düzgün bir performans sergileyemediler. Biraz yorgunlar fakat Monaco maçında elinden gelen direnci sağlayacaklardır ve karşı kalede mutlaka pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum ki Monaco takımı da zaten rakip o deplasmanlarda kalesine pozisyon veren bir takım. Eee yeni teknik adamıyla zaten ilk deplasman mücadelesinde de berabere kaldılar. Onun dışında böyle bir değerlendirme aldım. Yüksek skorlu bekleniyor. Ben direkt KG var aldım. Başka yüksek oran almadım bu mücadeleyi. İdealden 1.60 gibi oran açmışlar zaten. Oranına, oranına da yeni bakıyorum. Bence gayet güzel değerlendirme altına alınabilir. Chelsea Tottenham mücadelesi. Tottenham son hafta nasıl oynadığınızı gördü, gördüğünüz zaten 3-2 çevirdi. Şimdi ne olursa olsun Chelsea kazanmak zorunda olsun da Tottenham'ın eli armut mu topluyor beyler bayanlar. Yani Chelsea burada zaten favori gösterilmiş. Beklenen skoru söyleyeyim ben sizlere. 1-0'lık Chelsea galibiyeti bekleniyor bu maçta. Yani genel olarak o yönde Chelsea kazanır düşük skorda kalır diye bekleniyor. Fakat Tottenham burada kontra atak oynayacaklardır. Özellikle Hükminson bu maçta sanırım tekrar olmayacak. Sakatlığı devam ediyor. Aynen sakatlığı devam ediyor şu anda doğruladım ben. Sakatlı devam ediyor. Onun dışında ev de eksik var. Rhys James mesela bu mücadelede olmayacak. Ben Chilwell'de aynı şekilde olmayacak. Kalecileri zaten Kepa. Ee, Kepa da son dönemlerde yani performansı üst düzeye çıkardı. Maçlarda görmek mümkün. Güzel pozisyonlar çıkarttı yani son maçlarında Chelsea'nin. Ben burada Tottenham'ın atacağı bir golü değerlendirdim. Oranın çok güzel, çok hoşuma gitti yani. 1.47 gibi oran açmışlar zaten. Deplasman 0.5 üst 1.47. Yani ben Tottenham oyuncularına değil bakın. Tottenham oyuncularına güvenmiyorum. Ben kenarda duran adama Conte'ye güveniyorum. O adam ciddi anlamda yani işinin hakkında o çok para alıyor bildiğiniz üzere. Parayı seven bir adam ama paranın hakkını veriyor. Bu tip maçlarda da ben artık bir Tottenham'ın da son dönemlerde de güzel performans sergilediğini düşünerekten de Tottenham'ın atacağı bir gole 1.47 gibi oran açmışlar. Vallahi değerlendirdim. Chelsea'ye verip Stres olacağıma Tottenham'ın bir golüne verin. Yatarsam da paşalar gibi Tottenham'dan yatarım. Daha da diyeceğim bir şey yok. Tottenham'ın bir golü 1.47. Paris Rams mücadelesi. Normalde PSG'yi pek fazla değerlendirme altına almıyorum. Bu hafta denk geldi. Aldık bir şekilde. Nereden denk geldiyse önümüze. Şimdi ev sahibinde eksikler biraz şey oldu. Eksikler çok fazlaydı. Onlar artık bir şey oldu yani. Eksik listesi kısaldı diyeyim ben Paris mücadelesinin. Deplasmanda çok eksik var bu sefer. Afrika Kupası'na giden çok oyuncular var ve sakat isimleri fazla. O yüzden Reims sıkıntı çekiyor. Paris'te burada Mbappe falan oynayacaktır. Yani ideal kadrosu burada da Mbappe, Icardi, Di Maria. eksikleri olsa bile yani Paris şov yapıyor. Messi bu maçta muhtemelen olur mu olmaz mı belli değil. Muhtemelen olmayacak bence tekrardan. Çünkü ideal 11'e yazılmamış şu an Paris kadrosunda. Ben çok fazla uzatmayayım bu mücadeleyi isterseniz. Ben ilk yerden bir Paris galibiyeti bekliyorum. Oranı da o yönde zaten açmışlar. 1.48 gibi oranı var. Düşük skor çıkabilir. Şunu da belirteyim. Rams'in Rams nasıl anlarsınız zaten siz problem değil. İlk yarılarda gol yemiyor. Son 10 maçında sanırım ilk yarısında gol yemeyen bir Rams takımı var. Yani deplasman son 10 maçtır ilk yarılarda gol yemiyor. Böyle de garip bir istatistiği var. Ondan oran zaten yüksek. Yani Paris kendi evinde zaten yani ölüsü atar diye düşünerekten de en kötü bir tane atsa ilk yarıdan bir gol 1-0 ilk yarı 1-0 ilk yarısı gelsin bana yeter. İlk yarı biri de almışım. Yani oranı bu şekilde çıkardım. 1.48 değerlendireceklere bol şanslar. Şunu belirteyim. Bu biraz ters olacak diye gitmedim. Normalde ilk yarı 1.5 altına gidecektim. Onun da oranı 1.48. Çünkü deplasmanlarda gol yemeyen bir renk takımı var. Fakat Paris'in sağ solu belli olmaz. Oynayan takım burada Paris olacak. Deplasman eksik. Burada yani 10 maçta yenilmeyen 11 olmaz Paris yapmaz diyerekten ilk yarı 1'i aldığımı da belirteyim. Milan Juventus mücadelesi. Hatta şu skandalı da sizlere bir anlatayım. Şimdi Milan son mücadele Spezia mücadelesini anlatayım. Bilmeyenler varsa garip bir olay çünkü. Bakın 90 artı 6'da gol attı Spezia takımı. Şimdi 90 artı 2'de bir pozisyon oluyor. Topa tam vuruyordu atılamıyorum. Tio Hernandez olabilir. Tam topa vuracakken böyle faal yapıyor. Top da böyle ayağına çarpıyor. Mesias'ın önüne düşüyor. Mesias da gol yapıyor. Fakat tam böyle 2 saniye bakın. 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye önce düdük çaldı diye Mesias'ın golü verilmiyor. O sebeple hatta Tio Hernandez'in böyle hakemin kafasına sarılıyor. Şey yapıyor. Çok fazla reaksiyon tepki veriyorlar yani Milanlı futbolcular. Mutlaka maçın özetini izleyin sizler de. Hatta maçtan sonra hakem ağladı yani. Hakem ağladı. Hakemler Birliği de Milan'dan özür diledi. Onu geçtim. 90 artı 2'de golü yendi. 90 artı kontradan bir gol yediler Milan. Direkt 3 puanı çöp oldu. Bakın şampiyonluk yarışında direkt 3 puanı Milan'ın çöp oldu. Belirteyim onu da. Şimdi genel olarak baktığımız zaman da hakemler Birliği zaten özür diledi. Dediler böyle böyle yani Hakem bunalımına girdi. girdiği psikolojik sorunları var. Hakeme zaten 2 hafta maç vermeyecekler mi sanırım. Öyle de bir açıklama var. Bu maçta bekleneni söyleyeyim sizlere. Juventus'ta teknik adam ne dedi? Ondan bahsedeyim. Allegri ne dedi? Allegri şöyle diyor. Şimdi son zamanlarda yükselişteyiz diyor. Yani bu zaten benim beklediğim bir durumdu diyor. Bir sıkıntı yok diyor. Yani biz yükselişten devam edeceğiz diyor. Bir sıkıntı yok diyor. Şimdi eksiği var mı? Çelsan'ın zaten sakatlı var bildiğimiz üzere. Uzun süreli bir sakatlı olacak. Chelsea şey evet, ön çapraz bağlarımı ne koptu Chelsea'nın şey buradan da geçmiş olsun diyelim. İzliyor bizi de zaten. <laughs> Burada arkadaşlar ben bir idealden KG varı bir aldım. Yani KG varı aday bir mücadele. Bir 50'dan KG var aldık mı İdeal olarak. Sizlere şimdi 3.70 gibi oran vereceğim. Gelmesini de bekliyorum. Maçın üstü beklenen skoru 1-1 alırsa 1-2-1. Ben Milan'ın bu mücadeleyi Bakın. Notlarınızı kesin alın bakın. Oynamazsanız da takip edin. Gelmesini bekliyorum. 3.70 gibi orandan. Mina'nın tek farklı galibiyetini. 2-1 skor. Skoru da yazın. 2-1. Aa ben de notlarımı alıyorum. 2-1. Önümde de yazdım. KG var. idealdir. 2-1 skor. Handikap 0'da tek farklı galibiyeti. Başka bir şey demiyorum. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. 9 tane mücadele anlattım. Sizlerden ricam videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmanızdır. Başka bir isteğim yok. Ekrana rolling ikimiz gelsin. Arkadaşlar rolling'imiz Torino mücadelesi. Torino mücadelesini ben değerlendirme altına aldım. Bu arada rolling bir henüz geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Gece saat 3.49. Hatta saati göstereyim sizlere. Saati gösteremem şu an çünkü ekranda kupon var. Bunu editte ben nasıl ayarlarım bilmiyorum. Neyse. Saatin önemi yok. Saat şu an 3.50 oldu hatta. Türkiye saatiyle 3.50. Ben cuma akşamından pazar videosunu çekiyorum. Umarım rolling birimiz cumartesi olarak vermiştim. United mücadelesinde gelir de rolling 2 olarak buna devam edebilirsiniz. Ben bu mücadelenin de gelmesini bekliyorum. Beklenen skor da zaten 2-2. Sizlere yüksek orandan ne verdim bu mücadeleye? İlk bir 1.5 üstünü de yüksek orandan verdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.